Asgari ücret yeni yılla birlikte hangi aşamalarla ve kimlerin katılımlarıyla belirlenecek? Asgari ücret önümüzdeki hafta pazartesi günü Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını yapacak. Ve 2020 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için bu süreç başlayacak. Her şeyden önce şunu ifade etmek isterim ki asgari ücret bu ülkede sadece asgari ücretle çalışan ve yaşayanların değil, emeklisinden işçisine, kamu çalışanına, işsizine kadar emeğiyle geçinen herkesin çalışma ve yaşam koşullarını belirleyen temel bir parametredir. O nedenle asgari ücretin belirlenmesi süreci aslında bizim ülkemizde devletin toplumla yaptığı en büyük toplu sözleşme sürecidir. Ve Türkiye'de asgari ücret kapsamı son derece geniştir. Asgari ücrette çalışanların oranı toplam ücreti çalışanların yüzde 43'ü. Bu son derece yüksek bir oran. OECD ülkelerinde bu oran yüzde 8-10 arasında. Dolayısıyla asgari ücretin belirlenmesi süreci bizler açısından son derece önemli. Asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirleniyor. Asgari ücret tespit tespit komisyonu 15 kişiden oluşuyor. E, 5 kişi hükümeti temsilen, 5 kişi işveren sendikası TİSK'i temsilen, 5 kişi de en çok üyeye sahip konfederasyon olarak Türk İş e, o masaya hepimiz adına oturuyor. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum ayrıca. E, asgari ücretin belirlenmesi süreci e, aslında tümüyle orta oyununa dönmüş olan bir süreçtir ve demokratik değildir. Asgari ücret bu kadar önemli bir süreç. Yani devletin toplumla yaptığı en büyük toplumsal sözleşme dediğimiz bu belirleme süreci bütün konfederasyonlarla federasyonların söz sahibi olduğu demokratik bir biçimde ve bir toplu pazarlıkla belirlenmelidir. Anlaşmazlık durumunda grev hakkı dahil olmak üzere gerçek bir toplu pazarlıkla ve demokratik bir biçimde belirlenmelidir asgari ücret. Bu böyle olmadığı içindir ki aslında yıllardır geçim ücreti olmaktan çok uzakta ve açlık sınırının bile bir altındaki bir asgari ücret çalışanlara reva görülmektedir. Disk olarak siz bir çalışma yaptınız mı? Sizce mevcut şartlarda bir kişinin hayatını idame ettirebilmek için ne kadarlık asgari ücret alması gerekir? Biz disk olarak her yıl asgari ücretle ilgili oldukça kapsamlı bir çalışma yapıyoruz ve araştırma dairemizin hazırladığı asgari ücret gerçeği raporunu bütün kamuoyuyla paylaşıyoruz. E, 2020 yılı asgari ücreti için de tabii Kasım ayı sonu rakamları, enflasyon, büyüme vesaireyle birlikte Aralık ayı başında açıklıyoruz bu e, raporu önümüzdeki salı günü 3 Aralık salı günü bir basın toplantısıyla hem asgari ücret raporumuzu bütün ayrıntılarıyla paylaşacağız hem de 2020 yılında bir işçinin ailesiyle birlikte geçinebilmesi için alması gereken ücretin ne olması gerektiğini rakamı da ifade edeceğiz. Ama şunu söylemek isterim ki asgari ücret her şeyden önce bir geçim ücreti olmalıdır. Asgari ücret uluslararası standartlara uygun bir biçimde sadece işçinin kendisinin değil, ailesiyle birlikte yaşayabileceği asgari tutar olmalıdır. Asgari ücret enflasyon karşısında ezilmemelidir. Dolar kuru karşısında, altın fiyatları karşısında yani alım gücü açısından e, ezilmeyen bir asgari ücret olmalıdır ve ürettiğimiz toplam değerden payımızı aldığımız, yani milli gelir artışından da payımızı aldığımız bir asgari ücret olmalıdır. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz 2019 yılında asgari ücrete %26 zam yapıldı ve 2020 lira olarak belirlendi asgari ücret. Ama içinden geçtiğimiz ekonomik kriz koşullarında ve bu yüksek enflasyon koşullarında bu belirlenen asgari ücrette de birkaç ay içerisinde çok ciddi bir biçimde eridi ve bugün açlık sınırının altına düşmüş durumda. Bu koşullar altında 2020 yılında asgari ücretin gerçek enflasyon üzerinden ve alım gücündeki bu kayıplar üzerinden hesaplanması gereklidir. Fakat özellikle hem IMF raporu hem de hükümetin yeni ekonomik programında bir başka önemli nokta var ki asgari ücretin gerçekleşen enflasyon üzerinden değil hedeflenen enflasyon üzerinden artırılması planlanıyor. Bu açıklandı. 2020 yılı için hükümetin enflasyon hedefinin %8,5 olduğunu düşünürsek asgari ücrette yüzde %8,5'luk bir artış yapılması son derece olumsuz bir sonucu ortaya çıkartacaktır ve son derece sert bir düşük ücret politikası anlamına gelir. İşçiler açısından, emekçiler açısından büyük bir yoksullaşma demektir ve gelir dağılımı adaletinin daha da bozulması demektir. O nedenle 2020 yılı asgari ücretin bir ücretinin bir geçim ücreti olması ve insanca yaşayacak bir seviyede belirlenmesi gereklidir ve e, asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması ve net olarak hesaplanması gereklitir enflasyona baktığımızda ve geçim şartlarına baktığımızda e, istatistik olarak yüzde kaçlık bir artış olmasını öngörebiliriz? Şimdi Türkiye'de gerçek enflasyonun özellikle bizler arasından en önemli olan gıda enflasyonunun, mutfak enflasyonunun yüzde 30-40'larda olduğunu düşünürsek, elektriğe, suya, doğalgaza yani kullanmak zorunda olduğumuz temel tüketim hizmetlerine ve mallarındaki artışın yüzde %40'larda, %50'lerde olduğunu düşünürsek asgari ücrete yapılması gereken zam oranı da aslında bu anlamda ortaya çıkar. Bir başka şey de tabii ürettiğimiz değerden payımızı alabildiğimiz, yani büyümeden payını alabilen bir asgari ücret politikasına ihtiyaç var. Dolayısıyla önümüzdeki yıl açısından asgari ücret hesaplamasını ve rakamlarını açlık yoksulluk sınırı rakamları, büyümedeki rakamlar, gerçek enflasyon oranı üzerinden hesaplamaktır doğru olan e, insanca yaşayabileceğimiz bir ücrete ulaşabilmemiz açısından. İktidar sizlerin belirlediği rakamı işveren ve mevcut konjektürel düzen çerçevesinde genellikle kabul etmiyor. Burada işveren ve siyasi iktidar ne düşünüyor? Sizin önerilerinizi neden kabul etmiyor? Şimdi şöyle tabii asgari ücret demokratik bir biçimde belirlenmediği için orada 15 kişi bir masanın etrafında oturup 15 kişinin milyonların hayatı hakkında, geleceğimiz hakkında karar verebildiği bir süreç zaten demokratik olamaz ve o masadan işçiler lehine bir sonuç çıkması da beklenemez. Çoğu zaman e, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bırakın bizlerin önerilerini, e, devletin kendi kurumunun, Türkiye İstatistik Kurumu'nun, Asgari ücret tespit komisyonuna bir işçinin geçinmesi için gereken rakam olarak verdiği rakamın bile altında, en az yüzde %20, %30 altında bir asgari ücret belirleniyor. Dolayısıyla asgari ücret tümüyle devletin ve devleti yöneten siyasi iktidarın, hükümetin ve işverenlerin talepleri doğrultusunda belirleniyor. Söylediğim gibi devletin kendi kurumunun verdiği rakam bile ne yazık ki dikkate alınmıyor. O nedenle diyoruz ki biz asgari ücret demokratik bir biçimde belirlenmelidir, gerçek bir pazarlık süreci olmalıdır ve uyuşmazlık durumunda grev hakkı dahil olmak üzere gerçek bir toplu pazarlık süreciyle belirlenmelidir. Ancak böyle olursa asgari ücretin belirlenmesi süreci demokratik olur ve asgari ücret anlamında da olması gereken rakamlara ve yaşam şartlarına ulaşabiliriz. Doğru bir düzenlemenin yapılabilmesi için o masada sizce kimlerin oturması gerekiyor? O masada bütün işçi örgütlerinin, konfederasyonların e, temsilinin sağlanması gerekiyor ama aynı zamanda sadece bir masa başı pazarlığı değildir asgari ücret bir ülkedeki gelir dağılımını belirleyen, toplam üretilen değerin paylaşımını belirleyen en temel parametredir asgari ücret. O nedenle gerçek bir toplu pazarlık süreciyle belirlenmelidir.